kıymetli dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 33.000 olduk. Borsadan daha hızlı yükselmeye başladık. Enflasyonu geçmeye başladık. Akaryakıt fiyatlarını da geçmeye başladık. İnşallah sizlerin desteği katkısıyla en kısa sürede 34.000 oluruz. 33 nerenin plaka koduydu ya? Atay'ın mıydı? Mersin'in miydi? Mersin'in sanırım. 33 nerenin plaka kodu soruya selam olsun. En kısa zamanda oraya gitmem lazım artık bilmiyorum ee, ne derler ona tek kişi, evler falan oluyor ya hani Mersin'de apart otel mi olur bir şey mi olur <laughs> Mersin'deki dostlarımız bir baksınlar da en kısa sürede bir Mersin yapalım inşallah Fener maçımız maçı 4-0 kazandı Mert Hakan Yandaş ben 4. sezonuma giriyorum Fenerbahçe'de bakın bu cümleler çok sihirli cümleler İyi bir dönemi var, dönemim vardı. İsmail hocama denk gelmişti iyi bir dönemi varmış. İsmail Kartal'a denk gelmiş o dönem. Şimdi dönemin İsmail Kartal'a denk gelmesi mi? İsmail Kartal'la birlikte o dönemi yaşamak mı? Takdiri size bırakıyorum. Oyunu tam sevdiğim oyun. Sivas Spor'daki oyunumuza benzer bir oyun. 8 numaraların koşularını daha çok istiyor. 8 numaraların koşularını daha çok istiyor. Bak burası sihirli sözcük. Bu da benim en sevdiğim şey. Özgür oyun oynamak. İsmail hocamın gelmesi beni çok mutlu etti. Oyununu sevdiğim için daha iştahlı oynuyorum. Bak daha iştahlı oynuyorum. İnşallah bu sezon camiamız için çok güzel olur. İsmail Kartal'ın çok fazla açıklaması var. Rakip 5'te oynadı ilk yarı. 5-4-1 oynadı. Kapandılar. Kadroyu ona göre yapmışlar. Çok kapandılar ilk yarı. 5 pozisyon vardı. İkinci yarı daha hareketli oynayarak oyunu çözmeyi bildik. Bu maçın analizi farklı olacak. Bunu kendi içimizde değerlendireceğiz. Bakın bu maçın analizi farklı olacak. Bunu kendi içimizde değerlendireceğiz. İşte sihirli sözcük bence burası. Mert Hakan'ın iyi bir 8 numara olduğunu biliyorum. Crespo'nun yerine Mert Hakan'ı aldık. Rakip takımın üzerine çok gittik. Bright'ı koşularla Osai, yı, Osai'den bahsediyor arkadaşlar. Bright koşularla e, Mert'in araya arkaya koşularla İrfan Can'ın paslarıyla sonuca gittik. Herkesi gördük. Herkesi görmem taramam lazım diyor. E, yani Crespo'nu yine Mert Hakan aldık. Rakibin üstüne gittik. Osai'nin koşularıyla Mert Hakan'ın araya girmesiyle hani ara koşularıyla falan gittik diyor. Yine burası da neyse. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyet ülke puanımız için çok önemliydi. Bakın ülke puanı düşünen bir teknik direktörümüz var. Türkiye'de bu zor bulunur. Rakibimize saygı göstererek ciddi alarak hırslı ve konsantre başladık. Ülkemize Fenerbahçe'mize bu galibiyet hayırlı olsun. Transferle ilgili soru soruyorlar. Transferle ilgili herhangi bir açıklama yapmak istemiyorum. Başkanımız ve yöneticilerimiz çalışmalarını sürdürüyorlar. Burası Fenerbahçe. Zaman içinde her şey olabilir diyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Evet rakip zayıftı. Ama Fenerbahçe ne olursa olsun güçlü bir oyun oynadı kimse oyunu bırakmadı. Hani rakip zayıf diye ukala ukala hareketlere koşmadı. İrfan böyle gördünüz mü? Samimi söyleyeyim İrfan hiç böyle gördünüz mü? Mert Hakan'ı hiç böyle gördünüz mü iki maçtaki gibi? Yani ciddiyet bu işin kuralı. Fenerbahçe Avrupa kupalarında çıktığı son 16 maçta yalnızca bir mağlubiyet aldı. 16 maç. Tabi bunda Jesus'un etkisi çok büyük. 10 galibiyet, 5 beraberlik bir mağlubiyet. O da yatsınamaz bir gerçek. Ama Fenerbahçe Avrupa Kupalarına son 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken bu kulüp tarihinin en iyi Avrupa serisi oldu. Şimdi bakın 14 maçlık bir seri. 2, 4, 4 tane eleme maçın kaldı. Gruba kalırsan. 6 tane de grupta maçın var, 10 maç. Gruptan 6'da 6 yapabilirsin, 4'te 4 yapabilirsin, 10'da 10 yapabilirsin. Fenerbahçe'nin tarihini değiştiren tarihi bir zafer elde edebilirsin. Tam çıtır çerez takımlar. Bak çıtır çerez takımlar. Şimdi Zimbru maçına dair ben şunu söyleyeyim. Rakip çıtır çerez bir rakipti. Hazırlık maçı kıvamında iki maç oynadık. Yani gerçekten hazırlık maçı kıvamında. İstatistikleri söyleyeyim. İlk söylediğim Zimbru ikinci söyledim. Fenerbahçe'nin istatistiği. Toplam şut 1'e 13. İsabetsiz şut 1'e 5. Hani isabetli yazmamışlar bile. Korner 2'ye 13. Offside 2'ye 4. Foul 7'ye 5. Sarı kart 1'e 2. 2 kez bizim. Free kick 9'a 9. Saç atışı 13'e 19. Saçma sapan istatistikler ya. Saçma sapan istatistikleri almışlar arkadaşlar. Düşünün bak. Google'daki istatistik sistemine girdiniz mi? Bir de ona girin. Orada da yok istatistik. Toplu oynama şu bu. Ama yani Fenerbahçe çıtır çerez bir rakipten oynadı. Kim ne derse desin. Bakın bu ne yapıyor biliyor musunuz? Bu şunu yapıyor. Nefci bakıyor. Evet Zenit'le beraber kaldık. Penaltılarda yenildik. Ee, Kızıl Yıldız'a normal hazırlık maçında yenildik. Kabul. Ancak Nefci Bakü'yü bir sıfır yenen takımımız aslında umut vermemişti ama Zimbru ma maçları Fenerbahçe'nin biraz üstüne eklediğini gösteriyor. 13 bir de 10'unda mı? 10'unda sanırım ilk Avrupa maçımız var. Yani 3. turunun ilk maçı. 13'ünde lig maçı sonra tekrar Avrupa sonra Samsun maçı yani çift maç haftalarına hayırlı olsun girmiş bulunuyoruz. İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Zayt, Crespo, Şimanski varken bir tane müthiş 6 numara alıyorsan al. Yoksa bence o kadar da ihtiyaç yok. Transfer yapmak için yapmak en büyük hata olur demiş Cüneyt Kaşeler. Kesinlikle katılmıyorum. Katılmıyorum. Yani katılmıyorum. Şunu söyleyeyim. Haddinden fazla bir şekilde rakibin futbolcularını övmelere de katılmıyorum. Galatasaray Kerem Demirbay almış. Hangi Kerem Demirbay? Galatasaraylılara göre vatan haini olan Kerem Demirbay mı? Galatasaraylılara göre Mesut Özil vatan hainiydi ya Türk milli takımını seçmedi diye. Fatih Terim vatan haini ilan etmişti ya Kerem Demirbay bizimle konuştu ama Alman milli takımını seçti diye. Vatan haini diyorlardı ya. Onu mu transfer etmiş Galatasaraylılar? Kendi dedikleri futbolcuyu. Ama şu bir gerçek. Oliveira, Torreira. Değil mi? İşte bu. Yani Berkan falan var. Adamların orta sahası Şifmeye başladı. Fenerbahçe'de Şimanski. Tamam Galatasaray'ın elinden aldın. Okey çok güzel. Mert Hakan tamam. İsmail Yüksek artan değer. Crespo kabul. Ali Hazır'da Arao Mert Hakan yanaş. Hani Fenerbahçe orta sahasında iki isim gerekiyor. Kim ne derse desin. İki gelen iki de giden lazım. Gidenlerden birisi Diego Rossi. Şimdi arkadaşlar özür diliyorum. konudan konuya atlamam lazım. Çünkü çok enteresan bir video çekiyorum. Fenerbahçe ve Columbus Crew Diego Rossi için anlaşmaya vardı. Rossi sağlık kontrolleri için ABD'ye gidecek dedi. Columbus Crew. Hatırlarsanız herkes Atlanta United falan filan Inter Milan demişti. Hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bir kişi hariç. Bir kişi demiştik ki Atlanta United değil ama başka takımlara odaklanın diye. Bu oradan gelen bir olay. Şimdi bakın Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Temmuz ayı itibariyle halka açık 4 spor şirket arasında 7 milyar 492 milyon 786 lirayla en fazla piyasa değerine sahip kulüp falan filan Fenerbahçe'yi 5 takip ediyor. 3. sırada Galatasaray var. 4. sırada Trabzonspor var. Bu ne haberi biliyor musun? Bu dikkat dağıtma haberi. Bana ne lan piyasa değerinde? Bana futbolcuyu kaça sattın, kaça gitti, kaça etti onu söylemen lazım. Anlatabiliyor muyum? Mesela Mert Müldür. Zimbru karşısında forma giymek isterdim ancak lisansım yetiştiği için olmayacak. Taraftarla bir birleşmek için sabırsızlanıyorum. Bana bundan bahset. Rossi'yi konuşalım arkadaşlar. Şimdi Diego Rossi. Eskiden Fenerbahçe'nin futbolcusuydu biliyorsunuz. Artık değil. Şimdi Diego Rossi transfer görüşmelerinde bulmak için İstanbul'dan ayrıldı dedi. Dün Yağız Sabuncuoğlu bilginiz olsun 2 Ağustos'ta da Amerika'da şey bitiyor. Transfer sezonu bitiyor. Atlanta United Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu dediler. Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. Bu Columbus Group falan filan var ya. Hani kara para aklama demeyeyim çok abes bir örnek olacak ama transferde arka kapıdan dolanıyorlar. Şimdi Rossi İstanbul'dan ayrıldı. Yönetimle görüştü. Transferin kısa sürede sonuçlanmasını herkes bekliyor. Atlanta United yaz Sabuncuoğlu'nun haberine göre Atlanta United bu arada Dusan atmış olduğum golden dolayı mutluyum ama önemli olan kimin gol attı ya da asist yaptı değil Fenerbahçe'nin kazanması demiş. İşte büyük takım oyuncusunun refleksi budur. Büyük takım oyuncusu budur arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Batshuayi bir sezonda Galatasaray'ın ülke puanına son 4 sezondur yapamadığı katkıyı tek başına yaptı diyor. Bunlar da işin esprileri. Şimdi Rossi için draft hakkını aldılar diyor. Nedir bu draft hakkı? Ee, bunu internetten bulun. Şimdi ben anlatmayım, 2 saat zamanınızı çalmayayım. Atlanta United. Rossi'nin draft takını 200 bin dolar karşısında Columbus Crew'e sattı. Columbus Crew diye Rossi ile anlaşmaya vardı. Columbus Crew 5 milyon dolar karşılığında kadroya kattı diyorlar. Şimdi ben duyumu söyleyeyim. Sercan Hamzoğlu da beni doğru diyor. Fenerbahçe Rossi'yi ABD'ye kar elde ederek satacak diyor. Şimdi kar elde ederek satmak çok başka bir olay. Oyuncunun bon servisini Fenerbahçe 5.5'a aldı. Kar elde etmesi için kaça satması lazım? En az 6. Doğru muyum? 6.5'a satarsak kar mı? Hocam o çöpe 3 bile vermem dediğinizi duyar gibiyim. Hocam Rossi'ye 3 veren bile varsa hemen satın dediğinizi duyar gibiyim. Peki Sercan Hamzoğlu'nun dediği 6.5. Bendeki bilgi 9.5. Ona ne diyeceksiniz? Hocam inşallah seninki doğrudur. İnşallah. Şimdi Rossi'yi 5.5'a aldı. 6-6.5 ee, bandına satacak diyor Sercan Hamzoğlu. Birileri de 5 diyor. O da çok enteresan. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe zarar etmeyecek. Ve kar elde edecek. Bu da önemli bir şey arkadaşlar. Şimdi İsmail Kartal'ın açıklamaları falan var ama ben o kadar detaya girmiyorum. Ee, sonuçta bir maç kazanıldı. Bittim. Diego Rossi'nin yolu açık olsun. Şimdi 6 ay mayındır kısmı var. Ee, neresinden başlayayım bilmiyorum Arda Güler menisküs sakatlığı nedeniyle 3-5 ay oynamayacak fizik kalitesinin gelişmesi gerek diyen Pereira, İsmail Kartal, Jorge Jesus bilmiyor ölçüm yapan aletler bilmiyor haftada bir uzaktan maç izleyen Arda 90 dakika oynar diye medyamız biliyor diye bakın Arda'nın sakatlığının en büyük sebebi medyamız çocuğu öyle bir şişirdiler ki yani aklı hayale sığmaz şişirdiler Şimdi ben size bir transfer söyleyeceğim arkadaşlar. Ee, ama söylemeden önce birkaç bir şey daha söyleyeyim. Antalya Spor ve Coventary City Haceray transferi için 9 milyon euro artı 2 bonus şeklinde sonraki satışında %20 anlaşma şartında anlaşmaya varmış. Haceray çok iyi futbolcu. Fener'e alalım dediğim zaman alay eden bütün arkadaşlara duyurulur. Hatayspor hazırlık maçında Salernitana'yı 6-1 yenmiş. Görkem sağlam penaltı Koray Yağcı Onur Arı, Bertu Yıldırım penaltı. Ele Başuri, Bertu Yıldırım bir penaltıdan daha. Ee, etkili bir şey. Şimdi gelecekler gidecekler Zayı da yazdık Fenerbahçe'den. Jorge Jesus gitti zaten. Arda Güler gitti. Atilla Salahi, Burma, Valencia, Berisha, Pelkas, Alioski, Samatta, Cao Pedro ve Rossi'nin de kapı açıklamasını bekliyoruz bu arada. Bilginiz olsun. Şimdi kap açıklanana kadar arkadaşlar borsayı manipüle etmeden falan suç işlemeyelim de. Bak son belki de ben bu videoyu çektiğim anda 48 saatte Fenerbahçe Zayçısı açıkladı. Mert Müldür açıkladı. Cao Pedro gitti. Kap bekliyoruz. Ki bugün gelecek arkadaşlar. Siz bu videoyu izlediniz. 2 Ağustos günü Pedro'nun kapı %100 gelecek. Rossi gitti. Kurunic, Ekambi konuşuluyor. Ki onların hepsinin de burada notu var ama herkesin merak ettiği isim bence Karasko. Ben öyle düşünüyorum. Arkadaşlar Yannick Carasco üyelere verdiğim şekilde söylüyorum. Yannick Carasco duyumları doğru arkadaşlar. Bu arada Yav Sabuncuoğlu Pedro için 2-3 milyon euro falan diyor da 5,5 üstü gibi olacak. Onu şey yapalım. Şimdi konuş konuşacağım. Boş versen bunları. Bunlar önemli değil. Bunları yine konuşursun. Değil mi? Şimdi Fenerbahçe Karasko'yu almak için epey görüştü. Hatta belli bir aşamada kat etti. Ahmet Selim Kul bu haberi veriyor. Birçok kişi inanmıyor ama Ahmet Selim Kul'a inanın. Haklı. Gizli yürütülen operasyon buydu. Karasko operasyonu gizli yürütüldü. Oyuncu hoşuna gitti bu ilgi. Batshuayi ile görüştü. Batshuayi Fenerbahçe'yi vesaire sordu. Bakın Batshuayi Fenerbahçe'yi falan sordu. Ama maliyeti yüksek. Rakipleri olan bir süreç. Ben olacağını sanmıyorum. Ben olacağını sanmıyorum ama çok 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 uğraşıyoruz. Çok 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 uğraşıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Çok 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 uğraşıyoruz. Şimdi arkadaşlar önümde o kadar notum var ki hangisine başlayalım? Bak Carrasco için girişimlerde bulunduk. Konuştuk. Ettik. Şimdi Zayt 8 numarada imzaladı. Belki 1-6 artı Carrasco neden olmasın? Anlatabiliyor muyum? Bu arada Al Nasır Saydo Mane'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Burada yine Mustafa Hoca yine bildi diye bir şey var. Buraya bir ekle dedim ben ya. Şöyle. Yani Al Nasır'a gideceğini, Arap kulübüne gideceğini, Fenerbahçe'nin teklifini kibarca reddettiğini söylemiştim. İyi ee de hocam şöyleydi böyleydi hani alıyorduk. Alamadık arkadaşlar. Durum bu. Şimdi Carrasco ve Cengiz Ünder. Yani i̇kisi de hayırlı olsun demek istiyorum ben. İnanın. Ama diyemiyorum. Çünkü duyumlar bu yönde değil. O zaman duyumlar bu yönde değilse hayırlı olsun deme hocam. Şimdi Ali Koç Cengiz Ünder'i almak için çok uğraşıyor. Önce bunu söyleyeyim. Ve yoğun mesai harcıyor. Yapılan görüşmelerde Marsilya 15 milyon euroya kadar düştü. 20'den 15'e. Rakamda diretiyor. Fenerbahçe'de 10'a kadar çıktı. Biraz daha arttırıp 10 artı 2'ye kadar çıktı. Yani Fenerbahçe'de Ali Koç ve yöneticiler bir karar aşamasındalar. Marsilya'nın talepleri aşırı fazla ama saçmalık vaziyetinde. Orta yolun bulunması lazım. Şimdi Fenerbahçe Cengiz Ünder'i alırsa kaleci yabancı olabilir. Çok fazla şey var. Şimdi yabancı kaleci kısmı var ama ben bunu konuşmayacağım. Şimdi Cengiz Ünder ve Tete. Arkadaşlar Tete'yi canlı yayında konuştuk dün. Birçoğunuz muhtemelen izleyemedim. Bu üye arkadaşlara ben bir soruda cevap veremedim. Üye arkadaşlar çok yüklendi. Arkadaşlar dedim. Vallahi ben de bilmiyorum. Niye böyle? Ben de anlamıyorum. Hocam dediler. Tete ne kadar istiyor? 5 imza parası 3 yıllık ücret istiyor. Hocam 5 imza parası 3 yıllık istiyorsa Allah aşkına bu para para mı? alım gitsin. Allah'ını seversen hocam bu para para mı ya? Bu adam bedava mı oynayacak diye. Dedim ki arkadaşlar ben işin içinden çıkamıyorum. İstediği bu, talebi bu. Ya çok bir şey değil. Ben olsam hemen verir alırım ama Fenerbahçe yönetimi niye vermiyor ben de anlamıyorum dedim. Sevgili Sercan Hamzoğlu meseleye açıklık getirdi. Tete'nin sözleşme bitimine 6 ay var. Doğru. Aralık, bu arada 6 ay değil 5 ay kaldı. 31 Aralık'ta bitiyor. Şimdi anlayın diye detaylı anlatıyorum. Şaktar Donetsk de kontratını kafasına göre feshetti. İyi de hocam savaş durumu var. FIFA bilmem şey tanımıştır. FIFA kulüplerin de yanında. FIFA ya da UEFA bunu tanımadı. Şimdi ee... şunu söyleyeyim. Oyuncu kafasına göre sözleşmesini feshetti. Ukrayna temsilcisi de o futbolcuyu alacak kulübe dava açma kararı aldı. Yani Hadi sıkıyorsa, yani sıkıyorsa buyurun diye bir karar. Yani sıkıyorsa buyurun alın diye bir karar aldım. Fenerbahçe'de bu yüzden transfere mesafeli yaklaşıyor. Yönetim kurulumuz 20-25 milyon euroluk tazminat ve diğer yaptırımlardan dolayı risk almayıp süreci Cengiz Ünder'e yönlendirdi. Ve akşam saatlerinde Elif, Elis Buse araç Cengiz Ünder Fenerbahçe'de dedi arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Cengiz Fenerbahçe'de dedi. Şimdi Karasko için uğraştık ama ben olacağını zannetmiyorum. Fenerbahçe'den Karasko bombası desem yalan söylemiş olmam. Niye? Yani Uğraşılan bir isim ya. Uğraşılan. Yapılan bir isim. Yalana gerek yok. Şartlarını sorduk. Bak şu ayı zor transfer. Ha şunu söyleyeyim. Barcelona da oyuncuyu düşünüyor. Onu da belirteyim ama Fenerbahçe'nin teklifi çok çok güzel. Çok çok cix. Yani çok cix bir şey. Ama ben olacağını zannetmiyorum. Şimdi başlığa da bunu koyarsam. Ya bana kızar mısınız diye de düşünmüyor değilim. Koyup koymamak arasında tereddüt Ama Cengiz Ünder'in Fenerbahçe'de olduğunu söylüyor. Duyumcu arkadaş. Ki Cengiz Ünder'e Fenerbahçe biraz da hırs meselesi yaptı ya. Yani sanki biraz hırs meselesi yaptı diyelim. Sonumuz hayır olsun. Ben şunu söyleyeyim. Karasko'ya %40 ihtimal veriyorum. Hocam hani zor transferdi? Hani? Niye %40? Teklifimiz güzel. Oyuncunun niyeti olmasa harbi söylüyorum oyuncunun niyeti olmasa Batu şu ile falan görüşmez. Fenerbahçe'yi sormaz. Şimdi düşünsene bak hedefindeki takım Barcelona hani Barcelona'dan teklif alıyorsun ama Fenerbahçe'den teklif geliyor. Fenerbahçe'yi soruyorsun. Siz bu meseleyi basit mi görüyorsunuz? Peki hocam sana 100 puan değerinde bir soru. Arasko'ya aldın. Tadiş de var. E, Tadiş'ten biz çok etkilendik. Yani resmen bizi mahvetti, perişan etti. Ulan ne topçuymuş dedirtti. Asist, gol. Hem Tadic hem Karasko ikisi de sol kanat. O nasıl olacak hocam? Merak etmeyin sağ kanatta oynayabilirler. Lan keşke olsa da bunu konuşsak. Anlatabiliyor muyum? Şimdi e, sosyal medyada Stevan Bergois ve Davi Klasen'in ayrılıkları e, şeyden ayrılıkları Ayaks'tan ayrıldıkları söz konusuymuş. Bu Bergois arkadaşı sosyal medya yıkılıyor. Yani yıkılıyor bildiğiniz yıkılıyor. Niye Beşiktaş'a gidecek diye. Ama ben Beşiktaş cephesine sordurdum. Kimse onaylamıyor. Yani böyle bir girişimimiz yok diyorlar. Steven Bergois için 12 milyon euro transfer market değeri var. 2025'e kadar sözleşmesi var ama futbolcu 10 numara pozisyonunda oynuyor. Tadic'in Antistosu. E, on numara mevkisinde sağ kanatta falan oynayabilir ama bir sakatlığı varmış. Bence bu sakatlığı bir de spor ceza mahkemesi müsabaka kapsamlı diyor. Ben bilmiyorum onu. Yani sakatlık süreci var diyorlar. Ve bize yazdılar. Taraftar Fenerbahçe'ye alsın şöyle yapsın böyle yapsın diye. Henüz bana ulaşan bir duyumum yok. Önce onu söyleyeyim. Hocam peki sen ister misin? Yani iyi futbolcusa niye istemeyim? Kesinlikle isterim. İyi futbolcu mu onu bilmiyorum. Yani Klaassen, Davi Klaassen o da bir sezon sözleşmesi kalmış futbolcu. O da ayrılacakmış Ajax'tan. O da 10 numara pozisyonda. Bunu Beşiktaş istiyor olabilir. Ben duyumları aktarıyorum ama arkadaşlar biraz da potpourri gibi aktardım. hakkınızı helal edin. Yani ben ile ilgili bir şey duymadım. Batshuayi için de ya Batshuayi için kötü senaryolar olabilir. Tek Santrafor olduğu düzen onun için hayırlı değil diye bir, birisi duymadı, şey attı, yorum attı. En başından beri başka bir şey söylemek istediğimde yıllık 3 milyon euro gibi bir bedel alan kulübeye koyma lüksü yok Fenerbahçe'nin diye. Buna katılıyorum. 3 milyon euro para alan bir futbolcunun yedekte durması çok mantıklı. Bu arada Bergu Cengiz Ünder'i karşılaştırmış sayfanın biri. Ee, Berguiz uçmuş gitmiş ama yani birisi 10 numarada, birisi kanatta. Yani yerli şeyi var. Peşinden koşulan Cengiz Ünder'in ne kadar yetenekli olduğunu gösterdiği için teşekkürler diye. Yani Berguis uçmuş. Gitmiş ama yabancı sıkıntısı var. Onu da söyleyeyim. Tadış biraz daha birbirimizi hissetmeye ihtiyacımız var fiziksel olarak çok daha iyi bir noktaya çıkacağımızdan hiç şüphemiz yok demiş. Valla Tadic'in teknik direktörlüğü de ayrı bir olay. Ayrı bir olay olur. Futbolu bıraktıktan sonra çok merak ediyorum. Mert Hakan'ın bu turlar hak ettiğimiz turlar değil, ülke olarak diyor. Ülke olarak daha ileri çıkmamız lazım diyor. Ben şunu söyleyeyim. Bu Fenerbahçe'den 24 saat içinde duyum kap, şey kap bekliyorum demiştim. Şimdi kapı 2'ye çıkarttım. Salı günü yani bugün 23.59'a kadar 2 kap birden bekliyorum Fenerbahçe'den. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani kesinlikle bu 2 kapı da bekliyorum. Kesinlikle de olacak. Ama gelen, ama giden, ama gelen artı giden, ama 2 giden 2 tane kap hazır olun. Gelecek inşallah. Bak şu an için devam edeyim. Yorumum bu maç dışında sistem bu olduğu sürece genelde de kapsıyor. Bence Ceko hamlesi sonrasında mental olarak iyi durumda olmadığını düş olduğunu düşünmüyorum diyor. Genel maç ile ilgili de oyunu genişleten oyuncular olunmayınca Fenerbahçe rakibi aşmakta zorlandı. King, İrfan içeri kat eden kanatlar. Ferdi ters ayakta olunca da o da içeri konumlanıyor. Oyun iyice ortaya sıkışıyor. İkinci yarı hamlelerle beraber biraz daha rahatlayacaktır diyor. Yani uzun lafın kısası. Fenerbahçe'ye gelenler. İsmail Kartalbüke, Kent, Ceko, Ciko, Bekao, Tadic, Çimanski, Umut Nayir, Bartu Elmaz, Mert Müldür. Ama bununla kalmayacak 5-6 tane daha gelebilir. Ben 4 tane geleceğini düşünüyorum. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Abone olmayı ihmal etmeyin. Videoyu beğenmeyi de ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.